Baktığımızda hem Mısır'da problemler hem de Libya'da problemler. Suriye'yi biliyoruz, Lübnan'ı biliyoruz. Bunlar ses çıkaramamaktadır. قام عندما حاولت اليونان بشكل فردي من طرف واحد محاولة السيطرة في اغتصاب حقوق العرب الذين لهم. Evet, Libya ile Türkiye arasında 27 Kasım 2019 tarihinde imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını anlayabilmek için aslında hem Ege'nin hem de Akdeniz'in kısa geçmişine, yakın geçmişine bakmamız lazım. Evet, öncelikle iki konuyu bilmemiz lazım. Birincisi uluslararası hukukta tanımlanmış olan kıta sahanlığı ve ikincisi de münhasır ekonomik bölge kavramı. Tabii başka kavramlar da var ama bu meseleyi anlayabilmemiz için Libya ile varılan mutabakatı anlayabilmemiz için iki temel kavramı özellikle ben sizin bilginize sunmak istiyorum. Bu konular uluslararası hukukta çok geniş anlatılmıştır ama bilmemiz gereken bu konularla ilgili iki önemli şey var. Birincisi kıta sahanlığı ana karadan, bir ülkenin ana karasından 200 deniz mili kadar bir mesafeyi oluşturur. Bu jeolojik duruma göre 350 deniz miline kadar da uzayabilir. Ve burada önemli olan ana karadan bu kıta sahanlığı hesaplanır. Yani adaların kıta sahanlığı olmaz. İkinci kavram münhasır ekonomik bölge. Münhasır ekonomik bölge de bir ülkenin kara sularından itibaren başlayan ve aslında uluslararası hukukta da mesafesi çok net belli olmayan bir alandır. Bu alanda ülkeler kendi deniz alanlarının tabanındaki ekonomik değerleri kullanma hakkına sahiptir. Adaların yani ana karadan itibaren münhasır ekonomik bölgeler olabileceği gibi adaların da münhasır ekonomik bölgeleri olabilir. Münhasır ekonomik bölgelerin bir mesafesi, kesin bir mesafesi yoktur. Dolayısıyla özellikle münhasır ekonomik bölgeler iki ülke arasında hakça belirlenir şeklinde uluslararası hukukta bir kural vardır. Bugüne kadar hem Akdeniz'de hem de Ege'de sorun alanlarının oluşması da aslında buradan kaynaklanmıştır. 1970'li yıllardan itibaren Yunanistan'ın tek taraflı olarak Ege Denizi'nde Türkiye'nin egemenlik sahalarında petrol arama ruhsatını başka ülkelerin petrol şirketlerine vermesiyle başlayan bir süreçle karşı karşıyayız. Burada Yunanistan'ın adalar kullandığı yöntem ise Ege adalarının münhasır ekonomik bölgelerini tek taraflı ilan ederek bütün Ege Denizi'ni kendi egemenlik sahasına almasıyla başlayan bir süreçtir. Dolayısıyla tek taraflı olarak münhasır ekonomik bölgelerin ilan edilemeyeceği uluslararası hukukta yer almaktadır. Ege adalarının yüz ölçümü, toplam yüz ölçümü, Ege Denizi'nin toplam yüz ölçümünün %10'u kadardır. Ancak siz bunlara ekonomik, münhasır ekonomik bölge ilan ederseniz bu adalar Ege Denizi'nin tamamını kaplamaktadır. Aslında biraz daha küresel bakacak olursak bu bir emperyalist planın parçasıdır. Hatta Yunanistan bununla da yetinmemiş, iddia olarak yetinmemiş. Ege adalarıyla Kıbrıs adalarını, Girit ve Kıbrıs adasını birleştirmek suretiyle Doğu Akdeniz'i de tamamen kendi egemenlik alanı gibi göstermeye çalışmıştır. Ve özellikle Girit ve Kıbrıs adalarının münhasır ekonomik bölgelerini tek taraflı kendi iradesiyle oluşturmaya çalışırken aslında kıyıdaş bütün Arap ülkelerin de kendi kıta sahanlığı içerisindeki deniz yetki alanlarını gasp etmiştir. Yani bunlara bakacak olursanız bir tanesi de Libya'dır. Tabii Libya'da bir iç savaş olduğu için Libya sesini çıkaramamaktadır ama Girit adasının münhasır ekonomik bölgeleri Yunanlıların iddiasına göre Girit adasının münhasır ekonomik bölgeleri aynı zamanda Libya'nın kıta sahanlığı içerisindeki deniz yetki alanlarını da kapsamaktadır. Uluslararası hukukta münhasır ekonomik bölgeler ülkeler arasında bir anlaşmayla ilan edilmesi gerekirken Yunanistan tek taraflı olarak hem Ege'de hem de Akdeniz'de bir defakto durum yaratmaya çalışmaktadır. Şimdi haritayı gözümüzün önüne getirelim. Bakınız Libya, Mısır, Lübnan, Suriye aslında kara ülkesidir. Ana kara üzerinde yer alan ülkelerdir.
Bunların aslında deniz yetki alanları 200 deniz mili yani 370 kilometre olması gerekirken Yunanistan destekli Kıbrıs ve Yunanistan'ın özellikle Girit adasındaki münhasır ekonomik bölgelerini tek taraflı olarak enerji yataklarını kapsayacak şekilde tek taraflı açıklaması, ilan etmeye çalışması aynı zamanda bu kıta sahanlığı içinde hakkı olan bu kıyıdaş Akdeniz ülkelerinin özellikle Arap ülkelerinin de deniz yetki alanlarını gasp etmesi gibi bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Ama baktığımızda hem Mısır'da problemler hem de Libya'da problemler, Suriye'yi biliyoruz, Lübnan'ı biliyoruz, bunlar ses çıkaramamaktadır. Aslında bunların da deniz yetki alanları işte Kıbrıs ve Girit üzerinden Yunanistan tarafından gasp edilmektedir.